Bundan sonra neler bekleyebiliriz Türk-Rus ilişkilerinden, yeni zirvelerden neler bekleyebiliriz? Bunu hemen Sayın Mehmet Perinçek'e soralım. Hazır mı arkadaşlar? Evet, iyi akşamlar Sayın Perinçek. Biraz geciktirdik sizi, kusura bakmayın. Ama ancak Rica ederim. yetiştirebildik. Çünkü Türk-Rus ilişkilerinin 1921'den beri mercek altına almaya çalıştık. O kadar çok şey yapılmış ki, yani fabrikalar, demir-çelik tesisleri, şunlar bunlar. Şimdi baktığım zaman Soçi'nin sonuçlarına, uçak motoru, gemi inşası, denizaltılar konusunda ortak adımlar, işte nükleer, iki nükleer santral daha, karşılıklı ticari hacim 100 milyar dolara çıkartılacak falan. Yeniden o 30'lu ya da 60'lı yılları yaşar gibiyiz. Ne dersiniz? Bu benzetme doğru mu? Ve bundan sonra Türkiye-Rusya ilişkileri nereye evrilecek? Nelerin üstünde durmalıyız? Neler yapmalıyız bu ilişkilerde? Şimdi 1920'lerle kıyaslamak gerçekten 20'lerle 30'larla kıyaslamak gerçekten doğru. Çünkü Türkiye'nin ya da o dönemde Sovyet Rusya'nın, Sovyetler Birliği'nin içinde bulunduğu durumla bugün Rusya Federasyonu'nun ve Türkiye Cumhuriyeti'nin, bugünkü Türkiye'nin içinde bulunduğu durum çok farklı değil. Neden? Çünkü Birinci Dünya Savaşı sonrasında ya da Türkiye'nin Kurtuluş Savaşı'nın başarıya ulaşmasından sonra Türkiye'de Sovyet Rusya'da Sovyetler Birliği'de Batı emperyalizminin tehdidiyle karşı karşıyaydı. O zaman Batı emperyalizminin başını İngilizler çekiyordu. Her alanda ekonomik olsun, işgal yoluyla olsun. Yine çeşitli etnik kışkırtmalar, mezhepsel kışkırtmalar yoluyla olsun. Türkiye'yi birkaç taraftan kuşatıyorlardı. Aynı tehditler tabii Sovyet Rusya açısından ve Sovyetler Birliği açısından da geçerliydi. Şimdi bugüne baktığımızda da durum çok farklı değil. Batı emperyalizmi yine hem Rusya Federasyonu açısından hem de Türkiye açısından önemli bir tehdit konumunda, hatta hayati bir mesele durumuna gelmiş vaziyette. Batı emperyalizminden gelen tehdidin bertaraf edilmesi. Şimdi burada da tabii Türkiye ile Rusya birbirlerine dayanmadan, birbirleriyle işbirliği halinde olmadan bu tehdidi savuşturmaları ya da asgari düzeyde kayıp vererek savuşturmaları mümkün olmayacak. Aslında Türk-Rus ilişkileri tarihi bunu çok iyi gösteriyor. Yani sadece 1920'lere baktığımızda, 30'lardaki işbirliğine baktığımızda değil, önceki sürece baktığımızda da ters bir örnek görebiliyoruz. Yani Türkiye ile Rusya'nın daha çok savaştığı dönemlere baktığımızda da neyi görüyoruz? Bunun devamlı Batılılar tarafından kışkırtıldığını, hatta Türkiye ile Rusya'nın birbiriyle savaştıkları zaman da iki devletin de galip çıkmadıklarını bu savaştan net bir şekilde görüyoruz. Yani Türkiye ile Rusya savaşıyor ama Batı emperyalizmi her zaman bu savaştan galip çıkıyor. Tam tersi bu diyelim denklemin tam tersi ise Kurtuluş Savaşı yıllarında yaşandı. O zaman işbirliği olduğu zaman da hem iki ülke bu işten karlı çıkıyor. Sadece iki ülke değil, bununla birlikte de bölge ülkeleri de hem bir istikrar kazanıyorlar, hem bir refaha kavuşuyorlar. Hem aralarındaki savaşlar son buluyor ve sonuçta da Türkiye-Rusya işbirliği Batı'nın bölgeye yönelik planlarını da suya düşürüyor. Şimdi bugün de bu denklem aslında hala geçerli. Baktığımızda Amerika'nın bu sefer Amerikan emperyalizmi diyelim, İngiliz emperyalizminin yerini almış durumda 1920'lerin, 30'ların dünyasıyla kıyasladığımızda. Amerika Birleşik Devletleri Türkiye'yi çok taraflı bir şekilde kuşatıyor. Suriye'den, Doğu Akdeniz'den, Ege'den, hatta Trakya'ya bir yığınak yapmış vaziyette. Bununla birlikte Karadeniz üzerinden de aslında Türkiye'yi kuşatıyor. Evet, Karadeniz'deki ABD politikaları Rusya'yı hedef alıyor ama sadece Rusya'yı da hedef almıyor. Amerika'nın, ABD'nin Karadeniz'deki varlığı, Ukrayna'daki varlığı, ABD'nin Suriye'deki veya o sözde
otonom bölgelerindeki işte Rojova falan olarak adlandırılan o kukla bölgelerdeki varlığından farklı bir amaç taşımıyor. Yani Amerika Ukrayna'da, daha doğrusu Amerika Suriye'de Kürdistan'ı kurmak için varsa, Amerika Ukrayna'da da aslında Kürdistan'ı kurmak için var olacak. Dolayısıyla Türkiye'yi Karadeniz'den de kuşattığını ABD'nin açık bir şekilde söyleyebiliriz. Şimdi bu Türkiye'yi kuşatırken aslında Rusya'yı da kuşatıyor. Yani Rusya'yı da sadece Karadeniz üzerinden de kuşatmıyor. Mesela Doğu Akdeniz'de Türkiye'ye karşı bir blok oluştururken, bir kamp oluştururken ABD, o blok sadece Türkiye'ye karşı bir rol oynamayacak. Diğer taraftan da Rusya'yı kuşatmak için de bir görev üstlenecek. Dolayısıyla baktığımızda bütün bu bölgelerde Türkiye ile Rusya'nın, Ankara ile Moskova'nın çıkarlarının tamamen uyuştuğunu görebiliyoruz. Amerika Birleşik Devletleri zaten bir dünya hegemonyası planına sahip. Trump döneminde belki dediler evimize dönelim, efendim kendi iç işlerimizle uğraşalım, dışarıyı çok fazla ilgilenmeyelim, dışarıya nizam vereceğimize, dünyayı da işte orayı burayı işgal etmek için harcayacağımız paralara, pullara, enerjiyi içeriye akıtalım ve içerideki sorunlarımızı çözelim vesaire gibi bir tabii planla aslında Trump iktidara geldi, ama bunu ne kadar uygulayıp uygulamadığı ayrı bir mesele. Ama Trump yıkıldıktan sonra, yerine Biden geldikten sonra hemen şunu söyledi: ABD geri dönüyor dedi. Yani ABD geri dönüyor demek, ABD tekrardan o dünya hegemonyası planlarına, hedefine tekrardan asılacak anlamını taşıdı. Tabii gerçeklik çok farklı oldu. Yani ABD geri dönüyor dedi Biden, ama ABD evine geri döndü. Yani Afganistan'daki o sahneleri hala gözümüzün önünde. Dolayısıyla Biden'ın da zaten ihtiraslarıyla uygulamak istediği planla ABD'nin gücü arasında da ciddi bir dengesizlik var. Bu tabii ayrı bir mesele, ama dolayısıyla ABD saldırgan yüzünü Biden'la tekrardan, daha doğrusu daha da fazla olarak, yani Trump döneminde de tabii saldırgandı ama daha da fazla bir şekilde gösterdi. Hemen zaten Türkiye'yi hedef aldığını, Rusya'yı hedef aldığını net bir şekilde ilan etti. İşte Biden Putin'e katil dedi. Seçimlerin öncesindeki süreçlerde Biden artık Türkiye'de muhalefeti destekleyeceğiz, darbelerle Erdoğan'ı yıkamıyoruz, muhalefeti destekleyerek onları yıkabiliriz fikrini dile getirmişti. Tekrardan Suriye'deki o kukla oluşuma ve PKK-PYD'ye destek çok daha fazla arttı Biden dönemiyle birlikte. Ukrayna'ya tabii, Ukrayna'nın Rusya üzerine kışkırtılması planları arttı. Karadeniz'e yönelik bazı yığınaklar yapılması söz konusu oldu. Şimdi dolayısıyla burada tekrardan Amerikan emperyalizmin iki ülkenin üzerine gideceği Biden döneminde de ilan edildi. Bu da tabii Amerika'nın planlarıyla uyuşuyor. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri dünya hegemonyasını sağlayabilmek için ancak ve ancak Türkiye'yi ve Rusya'yı kontrol altına alabilir, Türkiye'yi parçalar, Rusya'ya diz çöktürürse ancak bu planlarını gerçekleştirebilir. Çünkü elindeki en büyük engeller ABD planlarının önünde. Köklü devlet geleneğine sahip olan, büyük ordulara, ciddi ekonomik güce ve ekonomik potansiyele sahip olan ülkeler. Hele bu ülkeler bir de birlikte hareket ettiler mi, ABD tamamen hapı yutmuş oluyor. Hatta Amerika'da yapılan birçok simülasyonlar, savaş simülasyonları yapılıyor. Bu savaş simülasyonlarında Rusya ile Çin'in bir dünya savaşında ortak hareket etmesi durumunda ABD'nin hiçbir şekilde bir savaşı kazanamayacağını ABD'li merkezler dahi yaptıkları savaş simülasyonlarında kabul ediyorlar ve bunu da kamuoyu da paylaştılar birçok kez. Şimdi böyle bir durumda tabii Türkiye ile Rusya'nın kaderleri her anlamda ortak hale geliyor. Yani ya birlikte batacaklar ya birlikte çıkacaklar. Yani aynı askeri tehditle karşı karşıyalar.
ABD'den gelen aynı ekonomik tehditlerle karşı karşıyadır. İşte Rusya'ya bir ambargoydu, yaptırımlardı Kırım meselesinden dolayı. Benzer şeyler Türkiye'de şimdi Katsa yaptırımları olsun, S-400 alımından dolayı olsun veya Türkiye'nin hatta terörle mücadelesinden kaynaklı da Türkiye'ye çeşitli yaptırım tehditleri vesaire uygulanıyor. Türkiye'nin sınır ötesi operasyonlarından dolayı savunma sanayiyle ilgili Türkiye'ye satışlar vesaireler durduruluyor hem Avrupa'dan hem Amerika Birleşik Devletleri'nden. Aynı tehditlerle karşı karşıya olunca kaçınılmaz olarak bu ülkenin de birlikte hareket etmesi gerekiyor. Şimdi tabii Türkiye ile Rusya'nın çok farklı alanlarda işbirliği fırsatları var, potansiyeli var. En başta tabii Suriye olmak üzere Karadeniz'i, Doğu Akdeniz'i, hatta Kırım meselesiyle Kıbrıs'ın birlikte ele alınması söz konusu olabilir. Bunları daha önceki programlarda teferruatlı konuştuğumuz için şimdi ayrıntılarına girmiyorum ama yüzeysel olarak bahsetmiş olalım. Libya, Kuzey Afrika'da bir potansiyel var. 2 gün önceki buluşmada bunu Putin de dile getirdi. Biz dedi Türkiye ile Libya'da oldukça uyumlu bir işbirliği içerisindeyiz dedi. Gerçekten de Türkiye ile Rusya Libya'dan Batı güçlerini kovalamış oldu sonuç olarak baktığınızda Türkiye ve Rusya'nın etkisinde olan bir durum söz konusu. Şimdi sadece Libya'da değil, Afrika'da son dönemde başka ciddi gelişmeler de yaşanıyor. Özellikle Sahel bölgesinde Evet. orada çeşitli darbe girişimleri hatta darbe girişimleri de ise darbeler yapılıyor. Çünkü Fransa ve geleneksel olarak o bölgelere hakim olan eski sömürgecilik geleneğine sahip olan ve yeni sömürgeciliği yeniden canlandırmak isteyen bir Fransa var. Ama hızlı bir şekilde oralarda güç kaybediyorlar. ABD aynı şekilde istediği kontrolü sağlayamıyor. Dolayısıyla buralarda devamlı bazı darbe girişimlerinde bulunuyorlar. Bunun karşısında Afrika'da Türkiye, Rusya ve Çin çok hızlı bir şekilde güç kazanıyor ve ciddi itibar kazanıyor. Türkiye son dönemde oralarda çok fazla dış temsilcilikler açtı. Büyükelçiliklerin, konsolosluklarının sayısını geliştirdi. Bununla birlikte Türk yatırımları önemli bir etken hale geldi. Geçen yine Batı'da yapılmış bir harita vardı. Afrika bölgesini en fazla ziyaret eden dünyadaki liderler diye birinci sırada Tayyip Erdoğan geliyor. Yani en fazla giden liderlerden biri olarak. Bununla birlikte Çin ekonomik bir güç olarak Afrika'da büyük güç kazanıyor. Rusya hem askeri anlamda oralarda Orta Afrika Cumhuriyeti'nde olsun şimdi Mali'ye davet ediyorlar askeri güç olarak Rusya'yı ve farklı yerlerde de yine Rus askeri varlığının tekrardan Afrika'ya döndüğünü Sovyet döneminde olduğu gibi görebiliyoruz. Bu da tabii Batı'nın Afrika'daki planlarını da tam anlamıyla çökertiyor ve bir taraftan çökertirken de Türkiye, Rusya ve Çin'in Afrika'da da bir işbirliği zeminini yaratmış oluyor. Dolayısıyla söylediğimiz gibi Suriye'si var, efendim Karadeniz'i var, Doğu Akdeniz'i var, Libya'sı, Kuzey Afrika'sı var, Sahel bölgesi, Afrika'nın diğer bölgeleri var. Haliyle bir Afganistan var. Afganistan'dan Amerika kovuldu. Orada bölgesel bir inisiyatif canlanıyor, gelişiyor. Türkiye, Rusya, Çin, Pakistan, İran ve Taliban hükümetinin yemin törenine de sadece bu ülkeler davet edildiler. Orada da nesnel olarak baktığınızda yani Türkiye ile Rusya yan yana durumda. Hatta Batı'da Türkiye ile Rusya'nın Afganistan'da işbirliği yapmasından büyük korku da var. Le Figaro gazetesinde Afganistan'da Taliban daha iktidara gelmeden kısa süre önce bir makale yayınlanmıştı ve bu makalede Fransız hakim sınıfları şundan yakınıyordu.
Türkiye ile Rusya birleşti. Libya'dan bizi kovdular, Batı'yı kovdular. Sonra Türkiye ile Rusya birleşti. Güney Kafkasya'dan, Karabağ meselesinden bizi kovdular. Şimdi de Afganistan'dan Amerika giderse ve oraya Türkiye ile Rusya işbirliği yaparsa ve bizi oradan da kovarlarsa ne yaparız aman Allah diye makaleler döşediler yani Fransız hakim sınıfları. Şimdi Afganistan'da da ciddi bir işbirliği tabii olanağı bulunuyor. Hem bölgenin istikrarı açısından hem Afganistan'ın inşası, bağımsızlığının pekiştirilmesi açısından. Ama bütün bunların ötesinde yani tek tek yerellerdeki farklı tabii işbirliği şemaları olur, metotları olur. Bunların ötesinde Türkiye ile Rusya'nın tepede bir bütüncül stratejiye ihtiyacı var. Yani Türk-Rus işbirliğinin. O stratejide anlaştıkları takdirde zaten Ankara ve Moskova alttaki diğer o problemlerin, yerel problemlerin yani Afganistan'dır, Karabağ'dır, Kırım'dır, Kıbrıs'tır, Suriye'dir, Libya'dır vesaire. Bütün bunların çözümü de aslında çok kolaylaşmış Şöyle bir olacak. laf var. Sayın Cumhurbaşkanım diyor ki her konuda birlikteyiz. Hemen hemen her konuda birlikteyiz. Bu biraz o bütünlüklü stratejinin çizilmekte olduğu ya da kısmen çizildiğini gösterir mi bize? Yoksa daha Yani ben yol yürümek lazım mı? evet, yani ben de tam aslında bu görüşmeye bağlayacaktım. Bu görüşmede diğerlerinden farklı olarak bence bu bütüncül ortak strateji üzerine bir anlaşmaya varıldı ya da bunun üzerinde bir mutabakat sağlandı. Şimdi Erdoğan New York'tan dönerken yaptığı açıklamalarda şunu söylemişti. Rusya ile yeni bir dönem başlıyor. Rusya işbirliğinde yeni bir döneme giriyoruz ifadelerini Evet. kullanmıştı. Rusya'da da buna benzer tabii beklentiler de vardı. Ve görüşmeden sonraki verilen demeçlere, atmosfere, ortama, havaya baktığımızda da yani oturup bir pazarlık yaşanmadığını görüyoruz Soçi zirvesinde. Yani ben sana şunu vereyim, sen bana bunu ver. Al İdlib'i, ver Fırat'ın doğusunu işte. Ver Kıbrıs'ı, al şunu, bunu ver, Zaten bunu al Sayın falan gibi Perinçek, bakın dönüşte uçakta gazeteciler İdlib'i soruyorlar. Benim edindiğim izlenim şu, ben de 40 yıldır bu işi yapıyorum yani. Es geçiyor İdlib'i, es geçiyor bilmem neyi. Daha bütüncül, daha şeye yönelik, işbirliğine yönelik sorulara daha çok cevap veriyor. Yani değil mi? şöyle bir hale geldi. Suriye'nin tamamı söz konusudur. Batı Asya'nın tamamı söz konusudur. Asya'nın tamamı söz konusudur. Bana sanki bu bütünlüklü strateji kurulmak üzere gibi geldi. Evet, Hal ve zaten o bütün hareketlerinden anladığım da o. zaten o bütünlüklü strateji kurulduğu zaman İdlib meselesi, diğer meseleler takır takır çözülür. O bütünlü strateji ne olacak? Amerika'nın bölgeye müdahalesini engellemek ve her cephede, her tarafta Amerika ne kadar inerse Türkiye ile Rusya o kadar çıkar. Bu açık. Yani O konuda da bu bir şey Karadeniz var Sayın Perinçek. Çok az vakit kaldı. 2-3 dakika kaldı. O yüzden böyle üst üste soruyorum. O konuda da Amerika Suriye ve Irak'tan çıkmalı. Afganistan'dan çıktığı gibi çıkmalı. Şimdi evet. Erdoğan bir Kürt politikacı oldu artık. Yani Afganistan'dan çıktığı gibi çıkmalı dediğinde Afganistan'dan kovuldu. Biz bunu kovalım diyor. Ben böyle tercüme ettim. Zaten yani şu çıkmalı demek ya kendi rızasıyla çıkar, kendi rızasıyla çıkmadığı zaman da kovalanarak çıkar ve sonuçta zaten olacak olan da o. Şimdi bence bu baş başa olan görüşmede diğerlerinden farklı olarak yerellerdeki bazı işte teknik şu bu meselelere bilmem nelere gömülüp yani onlar da tabii mutlaka önemli ama onların detaylarında kıvranmak yerine temelde o yukarıdaki stratejide anlaştığınız zaman ve o stratejiyi uygulanması konusunda da her bölgedeki birimlere talimatını verdiğiniz zaman takır takır zaten bütün meseleler çözülür. İdlib meselesi de çözülür. Suriye meselesi de çözülür. Yani bu siz Amerikan stratejisini bütün bölgelerde tasfiye etme,
onun yerine bölgesel inisiyatifi geliştirme ve bununla birlikte bölge refahı, bölge istikrarı, bölge barışını tesis etme gibi bir stratejiniz olursa o zaman İdlib ve Suriye meselesi de çok kolay bir şekilde hallolacak. Çünkü nedir bunun Suriye'deki karşılığı? Suriye'nin toprak bütünlüğünü yeniden tesis etme. İki tane Suriye'nin toprak bütünlüğünü bozan unsur var. Biri PKK-PYD, yani bölücü terör. İkincisi de YOBAS terör. İkisi de i̇şte Amerika'nın yarattığı örgütler ve Amerika'nın kullandığı örgütler. Tabii Trump, yani sadece PKK-PYD değil, bununla birlikte Trump'ın kendisi de Clinton ve Obama'nın kurduğunu söyledi. IŞİD'i. Evet. Ve baktığınızda da ikisi de ikiz kardeş ve alttan da aralarında ciddi bir ittifak var Suriye'de. Mesela ne zaman PKK sıkışsa hapishanelerindeki, kamplarındaki IŞİD'lileri serbest bırakıyorlar. Evet. IŞİD'liler ne zaman sıkışsa PKK'lılarla dirsek temasına geçiyor, ortak hareket ediyorlar vesaire. Dolayısıyla orada aralarında da bir işbirliği var. Dolayısıyla ne Rusya'nın ne de Türkiye'nin bu iki terör gücünden birini kayırma diye bir lüksü olamaz. Yani öyle İdlib'deki kuvvetler, terör güçleri Rusya'ya veya Şam'a ne kadar karşıysa Türkiye'ye de karşı. PKK-PYD'nin varlığı ne kadar Türkiye'ye karşıysa aynı şekilde Şam'a ve Moskova'ya da karşı. Dolayısıyla burada bir pazarlık söz konusu da yine olmayacak. Yani iki ülkede tamamen kendi çıkarları, %100 kendi çıkarları temelinde hem YOBAS terörü temizleyecek İdlib'den, hem PKK-PYD terörünü, örgütünü temizleyecek ve o bölgeleri de daha sonra haliyle tabii Suriye'ye bırakacak ki zaten bizim içinde bulunduğumuz Astana sürecinde temel ilkesi Suriye'nin toprak bütünlüğünün tekrardan sağlanması. Bu mantıkla baktığınızda Türkiye ile Rusya arasında herhangi bir çıkar çatışması yok. Suriye'de. Tabii işbirliği İdlib aslında Türkiye ile Rusya arasında bir problem değil. Tam tersi Türkiye ile Rusya arasında bir işbirliği alanı. Evet. Nesnel hocam, çıkarlara baktığınızda. Konuşma çok güzel gidiyor ama söz verdik izleyiciye. Tam 46-4 dakika sonra Çin'in kuruluşuyla ilgili çok önemli bir film yayınlayacağız. Dilerim başka bir programda sizinle bunları daha geniş konuşabiliriz. Ama konuşmanızdan anladığım bütünlüklü bir strateji oluşmak üzere ve bu her iki ülkenin de önünü açacak. Bunun için, buna çaba gösterdikleri için ben kendi adıma hem Erdoğan'a hem Putin'e teşekkür ediyorum. Antikorları bol olsun. Biliyorsunuz antikor sayısını ölçüyorlar. Antikorları bol olsun, sizin de bol olsun katıldığınız için. Çok teşekkürler. Sağ olun, var olun. Size de sağlıklar, iyi akşamlar diliyorum. İyi akşamlar efendim. Bütün izleyicilerimize de iyi seyirler diliyorum. Bir sonraki videoda.